geldiniz arkadaşlar. Son dersimiz olacak şimdi. 2 hafta Photoshop eğitimimiz olmuştu. Şimdi bir ders Illustrator eğitimi. Tamamdır. Ses iyiymiş. Ben devam ediyorum hemen. Şimdi yani yaklaşık bir yarım saat 40 dakikalık, çok da sizi sıkmayacak. Hatta yarım saatte belki bitirebiliriz. İşte Illustrator'ın nasıl söyleyeyim, tool'larına vesaire değineceğiz. Hani en böyle başlangıç şeylerine. Şimdi öncelikle bir farklılıktan bahsetmek istiyorum. Photoshop'ta biz hep şeyle çalışmıştık, piksellerle. Çünkü program onun üstüne kurulu. Piksel dediğimizde şu, hemen fotoğrafı alayım. Piksellerle boyama yaptığımızda gördüğünüz gibi böyle küçük küçük karelerden oluşuyordu. Yani aynı fotoğraflar vesaire nasılsa. Çizimi de öyle yapıyorduk. Ama şimdi Illustrator'da vektörlerle çizim yapıyoruz. Vektör ne demek? Yani piksele bağlı olmayan, ne kadar büyütseniz de küçültseniz de hiçbir şekilde değişmeyen boyutu şeylerdir yani kullandığımız araçlar. Yani vektörel bir çizim yapmayı öğreneceğiz. Peki vektörel ve piksel arasında tam fark ne? Dediğim gibi kalite bozulmuyor vektörelde, ne kadar büyütseniz de küçültseniz de. Ama pikselli bir resim bir yerden sonra bozulmalara uğrar. Çözünürlüğünü kaybediyor yani. Ama mesela piksellerle çalışmanın da şöyle bir ayrıcalığı var. Yani siz bir fotoğrafı vektör yapmak istediğinizde, hatta onunla ilgili de bir örnek vardı şurada, onu açayım direkt. Şöyle biraz da büyütebiliriz. Mesela bu sol taraftaki bir resim, sağ taraftaki de onun vektörel hali. Tabii ki yani sol taraftaki gerçek yani fotoğraf ama diğeri çizim olduğu için gerçekçiliğini biraz kaybediyor. Ama iyi yanı hiçbir şekilde bozulmaya uğramaması. Tabii biz bunu neyde kullanacağız? Daha çok logo, afiş vesaire yaparken. Çünkü logolar mesela bir yerden sonra sürekli işte fotoğraflara konarak vesaire kullanıldığında bozulmalara uğrayabiliyor. Ama vektörel bir logo kullanırsanız bu bozulmalara uğramayacaktır. Biz direkt programa geçelim. Şimdi ben 2019 sürümünü kullanıyorum yine. Ama dediğim gibi hepsini kullanabilirsiniz aslında. Yani aralarında sadece bazı şeyler fark ediyor, küçük şeyler. Yani mesela kısa yollar vesaire gibi. Onları da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz zaten. Tamam. Şimdi Photoshop'taki gibi aynı dosyayı açmaya bir bakalım. Yeni oluştur diyorum. Ya da önünüze bu sayfa gelmemişse de şuradan direkt dosya yeni diyorum. Daha sonra yine böyle Photoshop'taki gibi bu pencere geliyor. Burada ne yapıyordum? Kendim boyutlarımı ayarlıyordum vesaire. Burada işte zaten içinde kayıtlı olanlar var. İşte telefon için bir şey yapmak isterseniz ya da bir web sitesine uygun HD veya işte 4K vesaire. Baskı için şeyler var. İşte A4, A3 vesaire. Biz buradan kendimiz bir tane yapalım. Adı başlıksız biri olabilir, önemli değil. Ben 2000 piksele 2000 piksel bir tane açacağım şimdi. Daha sonra gelişim seçeneklere tıklıyorum. Buradan ekranımı 300 ppi yapacağım. Çünkü yani nasıl söyleyeyim, sonuçta vektörel de çalışsak, bunun fotoğraf halini çıkartmak istersek daha gerçekçi bir görünüm elde ederiz. Yani yüksek çözünürlük her zaman daha iyidir. Ama şöyle bir eksisi var. Çok fazla yer kaplayabiliyor eğer çok büyük bir projeyle uğraşıyorsanız. Renk modumuz da RGB'de kalıyor. CMYK'yı sadece baskı için kullanıyorduk. Devamlı dokunmamıza gerek yok. Oluştur diyorum. Şimdi oluşturduğumda ilk başta önüme böyle bir ekran geldi. Buradan ben bir pencereyi sıfırlayayım da hemen çalışma alanımı. Şöyle. Esaslar diyelim. Şimdi büyük ihtimalle ilk açtığınızda önünüze böyle bir çalışma alanı gelecek. İşte yine aynı Photoshop'taki gibi sol tarafta yine araçlarımız, tool'larımız var. En üstte pencerelerimiz var. Yine sağ tarafta da katmanlar vesaire. O pencerelerin açıldığı bir yer var. Yine aynı mantıkla çalışıyor aslında. Aralarındaki tek fark birinin piksellerle, birinin vektörlerle çalışması. Ve ayrıca Illustrator'da herhangi fotoğraf düzenlemesi yapamıyorsunuz. Tabii içeri fotoğraf aktarabilirsiniz. Ve o fotoğrafı yani kesip işte kırpabiliyorsunuz. Ama rengiyle vesaire oynamak ya da fotoğrafın üstünde oynamak mümkün değil. Çünkü fotoğraflar vektörel değil. Şimdi buradan ilk olarak girdiğimizde ben genelde çalışma alanımı şöyle yapıyorum. Geliyorum buradan çalışma alanı diyorum. Tipografi diyorum. Neden? Çünkü bu durum çubuğumun gelmesini istiyorum.
O da bana şöyle bir fayda sağlıyor. İşte bir şey ortalamak istediğimde veya opaklığıyla vesaire oynamak istediğimde direkt olarak ulaşabiliyorum buradan. Daha sonra mesela başlayalım. Şimdi burada katman mantığı Photoshop'tan biraz farklı. Photoshop'ta hani bir katman üstüne tekrar tekrar yazdığımızda o katman artık bir resim haline geliyordu. Ve üstüne düzenleme yapmak istediğimizde sürekli CTRL'ize hani nereye kadar yapacağız? Bir yerden sonra bir kopukluk oluşuyordu yani. Burada öyle bir şey yok aslında. Her şey zaten bir katman olarak geliyor açtığınızda. Bir örnek olarak göstereyim. Burada benim dikdörtgen aracım var. Buna sağ tıklayarak işte elips, yıldız vesaire onları da seçebiliyorum. Şimdilik dikdörtgeni seçelim. Yine alt tarafta benim renklerimi kullanabilmem için bir dolgu yerim var. Çift tıklıyorum. Renk bölümüne geliyorum. Buradan herhangi bir renk ayarlıyorum kendim. Daha sonra basılı tutarak dikdörtgeni oluşturuyorum. Dediğim gibi aslında Photoshop'tan hiçbir farkı yok şeyin mantığının. Çünkü araçlar vesaire hepsi de aynı. Sadece değişen işte bazı şeyler var. Dediğim gibi onları da göreceğiz. Daha sonra V'ye basarak bu seçimden çıkıyorum. Eğer çıkmazsam ne olur? Mesela bunu sürüklemek isteyeyim. Normalde Photoshop'ta CTRL-T yapardık. Burada öyle bir şey yok. CTRL-T'ye bastığımda burada başka bir şey açılıyor gördüğünüz gibi. Farklı bir kısa yol. Burada ben mesela V'ye basmadan sürüklemeye çalışayım. Tuttuğumda yeni bir tane dikdörtgen oluşuyor. Yani bir tool'dan çıkmadığınız sürece sürekli o tool'u kullanmaya devam edersiniz. Buradan ya V'ye basarak ya da şurada en üstte seçim aracım var. Ona tıklayarak istediğim yere koyuyorum mesela. Hatta ortalayalım. Şu üstte gördüğünüz gibi tipografiyi açtığımız için artık gözüküyor. Burada benim hizalama seçeneklerim var. Eğer bu çıkmazsa da şöyle yapabilirsiniz. Pencereye gelirsiniz. Buradan hizala dersiniz. Bu şekilde gelir. Hatta şuraya bir yere koyalım bunu da. Daha sonra şöyle alta basılı tutarak mouse'umun orta tuşuyla zoom out yapıyorum. Daha sonra space'le de kendim istediğim bir yere koyuyorum çalışma alanımı. Kolay çalışmak için aslında aynı Photoshop'ta da bunu yapıyorduk. Ya da CTRL artı eksi yaparak veya burada benim büyütme aracım, yakınlaştırma aracım vardı. Z'ye basarak zoom in, zoom out yapabilirsiniz. Şimdi bunu ortalayalım. Bastım. Buradan tıkladım. Ortaladım. Şimdi üstüne ben bunu koyduğumda gördüğünüz gibi katmanımda yeni bir alt sekme oluştu. Bu dikdörtgen bu katmanın içinde artık. Şimdi yeni bir tane daha şey koyalım. Bu sefer de bir yıldız koyalım üstüne. Bunu da böyle bir renk yapalım. Şöyle yine tutup sürüklüyorum. Yapamadım. Niye seçemedim? Evet. Şimdi rengini değiştireyim. Daha kolay olacak. Bunu da istediğim herhangi bir yere koydum mesela. Şimdi ne oldu? Bu katmanın içinde bunlar şekiller olarak oluşmaya başladılar. Yani ben artık katman katman çalışmak zorunda değilim Photoshop'taki gibi. Öyle bir kolaylığı var. İstediğim her zaman yerlerini değiştirebilirim. Ya da sadece onlarla üstlerine tıklayarak işte mesela silgiyle sadece onu silebilirim. Mesela dikdörtgenim seçiliyken yıldızı silemem. Sadece dikdörtgeni sildi. Yıldız yine üstünde kaldı yani. Aslında bütün mantığı bu. Yani katman çalışmak zorunda değilsiniz. Ama mesela büyük bir projeyle vesaireyle uğraşıyorken karışmaması için şu alttan yine aynı Photoshop'taki gibi yeni katman oluştur diyerek yeni bir katman oluşturur. Bunları içine atabilirsiniz. Mesela yıldızın farklı bir katmanda olsun istiyorum. Buradan tutup sürükleyip içine atıyorum. Aslında bu kadar kolay yani. Ya Photoshop'a göre kullanması çok çok kolay Illustrator yani. Kesinlikle çok kolay. Çünkü mesela bir şeyi büyütmek istediğinizde, küçültmek istediğinizde direkt tıklıyorsunuz. Buradan hizalı yapıyorsunuz. Çifte basılı tutarak ya da ölçekli bir şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Ama Photoshop'ta öyle değildi. Basıyorduk CTRL-T diyorduk vesaireydi. Burada öyle bir şey yok. Çok çok rahat. Daha sonra katman mantığını zaten öğrenmiştik. Üst üste biniyordu hepsi. Burada gördüğümüz gibi. Şimdi o zaman ben bir tane fotoğraf aktarayım içeri. Onu çizmeye çalışalım. Zaten Illustrator daha çok böyle vektörel çizim yapmak üzerine, işte logo yapmak vesaire. Hatta ondan önce size Pathfinder denen bir yol bulucu, bir aracı öğreteceğim.
Çok güzel gerçekten kullanımı vesaire. O yüzden. Şimdi ben buradan pencereye geliyorum. Yol bulucu, İngilizce Pathfinder. Eğer İngilizce kullanıyorsanız. Yol bulucuya tıkladım. Buradan şimdilik şuraya koyayım, bunu kapatabilirim. Bu ikisini seçtim. Şimdi yol bulucuda neler var? Aynı küme mantığı gibi. Mesela burada gösteriyor. Eğer ben buna tıklarsam ikisini birleştirirmiş mesela. Tıklayalım. Hatta yıldızı şöyle alalım belli olsun diye. İkisini birleştirdi, bir şekil yaptı. CTRL-Z yapıp geri alıyorum. CTRL-Z. Daha sonra diğeri ne diyor? Öndekini çıkar diyor. Hangi şekil en üstteyse onu bir alttakinden çıkarıyor. O da şöyle. Gördüğünüz gibi yıldızın üstte kalan kısmı alttakinden çıkmış oldu. Bu kesişimlerini alıyor. Sadece bu parça kalıyor. Daha sonra bu da dışla. Yani sadece içerideki parçayı çıkarıyor. Aynı küme mantığı yani. Öyle düşünebilirsiniz aslında. Daha sonra altta daha farklı yol bulucularım var. O da şöyle. Böl dediği de burada gördüğü her çizgiden, şu mavi ve kırmızılardan bu şekilleri bölecek demek. Tıklayalım mesela. Şimdi bu arada bu bir grup oldu. Gördüğünüz gibi tıkladığımda tekrar yapayım. Bunlar bir grup oldu. Ne zaman aslında bu tür tool'ları kullansanız onlar hep bir grup şeklinde geliyor. Siz daha sonra CTRL Shift G yaparak grubu çözebilirsiniz. Grubu çözdüm. Şimdi ne oldu? Gördüğünüz gibi bütün şekilleri böldü. Oradaki çizgilere göre, üst üste kesişmelerine göre. Diğerlerini de aynı şekilde yine birleştiriyor, bölüyor, işte kesişimini alıyor vesaire. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bir tane resim aktaralım. Onu nasıl yapacağız onu göstereyim hemen. Buradan dosyaya geliyorum. Yerleştir diyorum. Burada bir Pikachu resmi bulmuştum, bir çizimi. Onu çizmeye çalışacağım. Burada şablon yani template. Ona tıklamam gerekiyor içeri aktarırken. Şablona tıkladım. Yerleştir diyorum. Bu bir şablon olarak geldi artık içeri. Daha sonra bunu büyütüyorum. Tıklayamadım. Evet, şablon kilitli olarak geliyor. O yüzden önce kilidi açıyoruz. Daha sonra Shift'e basarak büyütüyoruz. Merhaba, hoş geldiniz bu arada. Evet, bu hafta Photoshop yok, artık Illustrator anlatıyorum. Tamam. Şimdi template'i yine bıraktım. Kilitliyorum. Kilitlemek ne işe yarıyordu katmanları? Oynatamıyorduk sadece. Ve bu işimize yarıyor aslında. Çünkü bunun üstünde çalıştığımız için eğer bunun kilidi açık olsa ben üstünden bir şeyi çekerken yanlışlıkla onu da oynatabilirim. Bu da istemeyeceğim bir şey açıkçası. Tıklıyorum. Daha sonra şimdi ne yapacağım? Öncelikle kalem aracı dediğimiz bir şey vardı. Photoshop'ta da kullanıyorduk. Hatta masklamak için kullanmıştık. Bir kızın gözlüğünü işte maskeleyerek fotoğraftan çıkarmıştık. İlk dersimizdeydi sanırım. Burada da maskeleme yerine kalem aracı direkt olarak çizmenize yarıyor. Hani buradan geliyorum. Kalem aracı, pen tool ya da P kısa yoluyla tıkladım. Katmanıma tıklıyorum. Gördüğünüz gibi kilitli bir katmandaysanız böyle bir işaret çıkıyor. Yani buraya çizim yapamazsınız, bu katman kilitli diyor. Üstteki katmana tıklıyorum. Daha sonra buradan çizim yapacağım. Şöyle yaklaşalım. Aynı Photoshop'taki gibi bir noktaya tıkladım. Diğer noktaya şöyle basılı tutarak ayarlamaya çalışıyorum. V'ye bastım. Yanlış bastım, evet. Bir daha yapalım. Şuradan bu arada kontrol ayarlamanız lazım. Eğer öyle yapmazsanız dolgu içini dolduruyor yani. Onu bir silelim. Şöyle yapalım. Buradan şimdi başladım. Şöyle. Çok şu an oturmasına gerek yok. Çünkü şöyle de bir güzelliği var. Koyduğunuz her noktayı, her çizgiyi tekrar tekrar üstünde oynayarak düzeltebiliyorsunuz. Buraya tıkladım yine bağı koparmak için. Şöyle kendimce işte bir şekilde oturtmaya çalışıyorum şu an. Şöyle yapalım. Zaten bir yerden sonra kendisi o eğimi vermeye başlıyor kalemde. Yani gayet kullanışlı aslında o yüzden. Şöyle yapalım. Daha sonra V'ye bastım. Şimdi neden bunu yaptım? Burada şöyle bir çizgi var. Ben de onun olmasını istiyorum. O yüzden V'ye basarak kalem aracından çıktım. Tekrar kalem aracına geliyorum. Bu sefer bunun üstünden yapacağım. Şöyle şuraya kadar alabiliriz sanırım.
Öyle dediğim gibi yani çiziyorum aslında, tamamen olayı bu. Bazı yerler böyle köşeli gibi kalıyor gördüğünüz gibi yaparken. Ama bu bir sorun değil. Bunu da düzeltmeyi öğreneceğiz çünkü. Hepsini göreceğiz tek tek. Ben yanlışlıkla tıklamazsam. Evet. Daha şimdilik buna bile okey diyelim yani. Orası büyük bir boşluk oldu ama onu da düzelteceğiz. Şöyle yapalım. B'ye tıkladım. Şimdi gidelim kuyruğunu çizelim mesela. Buradan geldim. Şöyle çiziyorum. Bu arada anlamadığınız bir şey var mı? Bazı kısa yolları çünkü böyle direkt tıklayarak yapmaya çalışıyorum ama hani anlamadığınız bir şey varsa lütfen yazın, yani göstermeye çalışırım. Ya el alışkanlığı ile ilgili biraz da böyle bir şeyler yapmaya başlayınca böyle biraz çizimdi vesaireydi. Eliniz alışıyor bütün böyle kısa yollara açıkçası. Yine V'ye bastım, çıktım seçimden. Şimdi kollarını yapalım. Şöyle üstünkörü bir şekilde yapayım. Dediğim gibi çok önemli değil şu an için, hani ne kadar düzgün oldu. Hepsini düzenleyebileceğiz. Şöyle koysak olur herhalde. Evet. Şimdi ne yapacağım? Alta basılı tutarak bu kol tutup buraya sürükleyeceğim. Kol direkt kopyalım ya da hatırlamadınız. CTRL-C, CTRL-V yapıyorum. Direkt copy paste. Sürükledim. Şunu kapatalım. Burada şimdi benim özelliklerim vardı. Kapandı mı? Evet, heh, burada. Katmanların hemen yanına gelmiş. Bulamazsanız ne yapıyordunuz? Pencereye geliyordunuz. Buradan özelliklere tıklıyorsunuz. Açıyor direkt. Bu özelliklerden bu kol seçiliyken yatay eksenin yanından çevir dediği şeye tıklıyorum. Kolu çevirdi direkt olarak. Daha sonra biraz yanlardan küçültüp büyüterek ya da işte çevirerek vesaire oturtmaya çalışıyorum. Şimdi şurası tam olarak oturmadı. Onu nasıl düzeltiriz mesela? Yaptığınız her noktanın yerini değiştirmenin bir yolu var aslında Illustrator'da ve dediğim gibi çok kullanışlı bir şey aslında. O da doğrudan seçim aracı. Kısa yolda A. Tıkladım doğrudan seçim aracına. Burada geliyorum, bu noktayı seçiyorum. İki kere tıklamam lazım onun için. Tıkladım. Daha sonra basılı tutarak istediğim noktaya sürüklüyorum. Bunun için de aynısını yapalım. Hatta bunu şimdilik şöyle yapalım. Dışa taşanlar vesaire var. Burada da hatta gördünüz. Onları düzenlemenin de bir yolu var. Göreceğiz onu da. Bunu hatta daha da oturtmak için yine böyle yapalım. Şöyle çift tıklıyorum. Noktaları seçiyorum. İstediğim yerlere oturtuyorum noktaları. Şöyle yapabiliriz sanırım. Tamamdır. Şimdi gözlerini vesaire yapacağız. Diyelim elimizle çizmek istedik bir daire. Atıyorum. Şöyle yapmaya çalışalım. Böyle sürükledim vesaire. Bir yerden sonra o bağ kopuyor. Ve istediğiniz şeyi elde edemiyorsunuz. Noktaları düzenlemeye çalışsanız da aslında çok güzel bir görünüm olmuyor. Onun için de şöyle bir yol var. Yine doğrudan seçim aracına geliyorum. Köşeli olan yerlerde şöyle küçük bir yuvarlak çıkar. Bu yuvarlak işte yuvarlaklaştırma anlamına geliyor. Bunu şöyle tutup sürüklediğimde bu böyle yuvarlaklaşmış oluyor artık. Daha sonra istediğim gibi oturtabilirim bunu. Şöyle çevirerek vesaire. Ya da yine noktalardan tutarak. Ama diyelim ki ben yine beğenmedim. Diyorum ki direkt bir daire olsun. O zaman ne yapıyordum? Burada benim dikdörtgen aracım vardı. Elips aracına tıklıyorum, buna sağ tıklayarak. Gelip buraya direkt olarak bir elips çiziyorum yani. Yine V'ye tıklayarak köşelerden vesaire bu şekilde oturtuyorum. Hani düz olmasını istedim çünkü böyle çok el çizimi gibi dursun istemedim oranın. Daha sonra yine alta basılı tutarak bunu buraya sürüklüyorum. Şöyle yapabiliriz. Şimdilik böyle kalsın. Onları sileceğiz. Hiçbir sorun yok. Daha sonra gözler var. Gözler için de aynı şekilde. Buna tıkladım. Alta basılı tuttum.
Şöyle küçültüyorum. Yanlardan da küçültelim. Bunun için de buradan alalım. Şöyle oturtmaya çalışıyorum dediğim gibi. Şu an çok şey yapmıyorum, hızlı olması için aslında. Evet. Daha sonra şu kulağımızı da yapalım. Onu unutmuşum. Bu arada ayaklar vesaire de var ama biraz vakit alacak gibi duruyor. O yüzden ben direkt olarak şu kulağı da yapayım. Devamına çok dokunmayalım. B'ye bastım, tamamdır. Şimdi ne yapıyorum? Bunu toptan seçeceğim öncelikle. Seçtikten sonra burada hani tipografi için durum çubuğunu açmıştık ya. Burada kontür yeri var. Ya da burada bulamadığınız hemen özelliklerde yine kontür yani stroke dediğimiz yer var. Tıklayarak büyütüyorum. Biraz daha büyütebiliriz. Tamam. Bunun genişliğini vesaire ayarlayacağız stroke'un. Direkt dümdüz olmayacak. Çünkü böyle olduğu zaman böyle kötü duruyor açıkçası. Kontüre geliyorum. Şimdi bu köşeler böyle çok keskin. Onları nasıl gideririm? Kontüre tıkladığım zaman yine böyle panel açılıyor. Burada neler var? Uç diyor, köşe, kontür üzerinden, işte kesikli çizgi vesaire. Şu işe yarıyor. Uç dediği yere, yuvarlak uç dediği bir yer var. Ona tıkladığımda şu uçların yani en uçta kalan yerler yuvarlaklaşıyor. Peki böyle kesişen yerler var. Onları nasıl yuvarlak yaparım? Onda hemen altına köşe dediği. Onda yuvarlak birleşme tıklıyorum. Hepsi yuvarlaklaşıyor. Kontür hizalı dediği şey de aslında kontürün ortalama, dışlama, içleme olacağını gösteriyor. Ama şu an elimizle çizdiğimiz için onu değiştiremiyoruz. Mesela bir dikdörtgen vesaire koyduğumuz zaman işte kontür dışarıda mı olacak, içeride mi olacak ona karar verebiliyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bu böyle her yanı aynı kalınlıkta, o yüzden hiç güzel gözükmüyor. Biz o yüzden şöyle yapacağız. Burada benim genişlik aracım var. Shift W kısa yolu. Ya da bulamadınız, şurada araç çubuğunu düzenle diye bir yer var. 3 tane nokta. Ona tıkladığınızda bütün araçlarınız açılıyor. İstediğinizi tutup sürükleyebiliyorsunuz vesaire. Buradan ben genişlik aracıma geldim. Genişlik aracında daha sonra direkt böyle basılı tutarak küçültüyorum, büyütüyorum vesaire. Şuraları hiç önemsemeyin. Onların hepsini çıkartacağız resimden. Daha şöyle yapalım. Sanki böyle çizim gibi durması için işte kalınlık vesaire veriyorum. Mesela şurayı da yapabilirmişiz. Şöyle yapalım. Şurayı arttırabiliriz. Yanlış yerden tuttum. Böyle yapalım. Daha sonra buraları küçültebiliriz daha da böyle. Yani gözünüze göre, gözünüze nasıl hoş geliyorsa öyle yapın. Bunun bir sınırı yok açıkçası. Ya da bir düzeni yok. Kendiniz işte atıyorum böyle daha güzel oldu diyerek böyle karar vererek yapabilirsiniz. Bunu mesela ince olmasını istiyorum. Biraz daha içeride bir çizim olduğu için. Şöyle yapabiliriz onu da. Kollarında yine başladığı noktaları birazcık inceltelim. Daha bunu biraz kalın yapalım. Şuradan inceltelim. Yani hepsini böyle işte küçük küçük uğraşmak lazım aslında. Böyle gözüme nasıl güzel geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Sonra şuraları da küçültelim. Şöyle bir bakayım. Ya siz eminim daha güzel yaparsınız. Çünkü vakit harcamakla ilgili aslında. Şu an fena durmuyor. Şunları birazcık kontürünü azaltalım.
Ekran mesela 7 diyelim şimdilik. Tamamdır. Şimdi ne yapacağım? Az önce kullandığım Pathfinder'ı kullanmanın bir yolu var. O da şöyle. Mesela ben bunları tıkladım diyorum. Seçiyorum hepsini. Çünkü ne yapmak istiyorum? Şunları çıkarmak istiyorum. Aslında şöyle bir yolu var ama işe yarayacak mı bilmiyorum. Şu an önce bir onu deneyelim. Burada şekil oluşturucu aracı var. Aynı ismindeki gibi şekil oluşturmaya yarıyor. Bir şekli seçip bütün şekilleri. Siz böyle tıkladığınızda artık bunu kendisi bir şekil haline getiriyor. Ama çok fazla nokta kullandığımız için bu beklediğimiz güzelliği bize vermiyor açıkçası. O yüzden ben benim yöntemimle yapmayı göstereceğim size. Hepsini seçiyorum. Daha sonra nesneye geliyorum. Görünümü genişlet diyorum. Görünümü genişlettikten sonra nesneden bu sefer tekrar genişlet diyorum. Çünkü neden? Bunun hem bir dolgusu vardı hem de kontürü vardı. Dolgu aslında gözükmüyordu. Ama aynı PNG mantığı gibi altında bir dolgu var onun. Tamam diyorum. Genişlettim de artık bunlar bir stroke değil, dolgu değil yani. Hepsi birer şekil oldu, parça oldu. Buradan Pathfinder'a geliyorum. Hani böl demiştik ya, böl dediğimizde nerede çizgi varsa oradan onu kesiyordu. Böyle basıyorum. Daha sonra çift tıklayarak bu katmanın içine giriyorum. Bunları siliyorum. İşte dışarı taştığını beğenmediğim düşündüğüm yerleri. Mesela şurası da taşmış. Öyle parça parça siliyorum. Burayı silelim. Daha o tam tersiymiş. Şöyle yaparsak nasıl olacak? Evet, daha iyi oldu. Bunu da silelim. Şu an için tamamdır aslında. Gidelim bir. Böyle böyle çizmeye başladık aslında. Hani bütün olayı bu Illustrator'ın. Kendiniz çiziyorsunuz. İşte şekiller ekliyorsunuz. Şekilleri birbirinden çıkarıyorsunuz. Logo yapmanın mantığı da bu. Bir logo yaparken işte diyelim ki herhangi bir, yani bunun bir logo olduğunu düşünün. Alta kendi template'imizi, şablonumuzu koyduk. Onun üstünden çizmeye başladık. İşte genişliğini istediğimiz gibi ayarladık vesaire. Renkleri nasıl ayarlıyorduk? Renk için de aslında şöyle kolay bir yol var. Normalde renk için şöyle yapıyoruz. Hani Photoshop'ta direkt dolgu diyebiliyorduk ama burada öyle bir şey yok. Bütün bir grubu seçiyorum. Daha sonra buradan canlı boyama kovası denen bir şey var. Canlı boyama kovasına tıklıyorum. Canlı boyama grubu oluşturmak için tıklayın diyor. Şimdi diyelim ki ortayı sarıya boyayacağım tamamen. Buna tıkladım öncelikle. Gidip buradan renk seçiyorum. Şöyle bir renk seçebiliriz. Gelip burada tıkladım. Boyamış oldum mesela. Daha sonra CTRL-Z diyelim. Tekrar o sarıyı seçelim. Çünkü yanlışlıkla çıktım kovadan. Evet, onu yapmamak lazım. Şöyle yapalım. Sonra mesela pembemsi böyle kırmızımsı bir renk seçeyim. Yani böyle böyle boyuyorum aslında. Daha sonra alta basılı tutarak buradan sarıyı tekrar alıyorum. Bu sefer kuyruğu boyuyorum. Şurada boşluk kalmış hatta. Şöyle yapalım. Dolgularını sildiğimiz yerler boş kalmış hep. Onları dolduralım tekrar. Tamam. Böyle böyle çizim yapıyorsunuz. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Şimdi bunu kapatalım şimdilik. Yaparken çünkü zorlanacağınızı düşünüyorum. Yani zorlanmak derken, ya açıkçası ben onu ilk başladığımda çok, yani ne olduğunu anlayamamıştım. Şimdi yine kontür için buradan kontürü seçiyorum, stroke'u. Herhangi bir renk seçelim. Şöyle olabilir. Buradan stroke'la, yani ne çizdiğim önemli değil. Şöyle bir şey çizeyim dedim. Bunu birazcık kontürünü arttırıyorum. Şöyle 15 falan yapalım. Daha sonra bu çizdiğim şeyi diyelim ki ben küçültmek istedim.
Mamla küçültürken ne olacak? Normal küçülmesini bekleyelim bir şekil olarak. Ama küçülttükçe kontürün büyüdüğünü görüyorsunuz. Çünkü neden? Kendi kendine ölçekleyemiyor kontürü. Normalde olması gerekenden küçülttükçe veya çok büyüttükçe, diyelim ki çok çok büyüttük, kontür gittikçe azalıyor. Hatta üstten takip edebilirsiniz. Sayı hiçbir şekilde değişmiyor. Sayı değişmiyor ama ölçek değişiyor. Teşekkür ederim bu arada. Sağ olun. Kontür değişmiyor sayı olarak ama ölçek değişiyor. O yüzden de program bunu hesaplarken kontürün değiştirmemeye çalıştığı için bozulmalara uğratıyor dediğim gibi. Yani küçülttüğünüz zaman beklediğiniz şey olmuyor. Bunu nasıl düzeltirsiniz? O da şöyle, düzenleye geliyorum. Tercihlere geliyorum ya da preferences. Buradan genele tıklıyorum. Burada kontürleri ve efektleri ölçekli diye bir şey var. Onu seçmem gerekiyor. Eğer bu seçili değilken yaparsanız dediğim gibi büyütüp küçültürken sorunlar oluyor. Ama şimdi küçültelim. Küçülttüğümüzde hiçbir şey değişmedi. Aynı az önce yaptığımız gibi. Hatta yine üstten takip edelim kontürü. Küçülttüğüm zaman bu sefer bakın mesela ölçek de küçüldü, kontürün sayısı da küçüldü. 4.8 oldu. Bu cidden önemli bir şey aslında. Çünkü ben yaparken gerçekten zorlanmıştım başta. Yani dedim hani yaptığınız şey bozuluyor sonuçta, ayarladığınız ayarlar. Onları düzenlemek açısından cidden önemli. Ya aslında Illustrator adına anlatabileceğim şeyler ya tabii ki bu kadar değil ama bugünlük bu kadar olsun, bitirelim. Çünkü biraz da böyle deneyerek yapmanız gerekiyor. Mesela atıyorum diyorsunuz ki aklımda bir logo fikri var. Gelip onu çizerek işte burasına şunu ekleyeyim, burasına bunu ekleyeyim diyerek vesaire yapabiliyorsunuz. Buradan hemen şeyi de göstereyim, bu text olayını da. Aynı Photoshop'taki gibi yazım aracı dediği bir şey var. Yine text yazdığınız zaman, şuradan büyütelim. Mesela 85 olsun, hatta biraz daha büyütelim. 100 olsun şöyle ya da kendimiz büyütelim buradan. Shift'e basılı tutuyorum. Evet, Photoshop'ta mesela 2017'den sonraki sürümlerinde Shift'e basmanız gerekmiyordu. Photoshop direkt sağdan soldan tuttuğunuzda kendisi onu ölçeklendiriyordu. Ama Illustrator'da hiç böyle bir şey yok. Hep Shift'e basılı tutarak ölçekli bir şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Yoksa bozuyor dediğim gibi. Yazı yazma mantığı aynı şekilde. Herhangi bir tane şey seçelim. Şimdi diyelim ki ben bir font seçtim. Hemen bunu gösterip bitireceğim. Bu fontu atıyorum, sallıyorum ki S harfinin daha böyle ince veya daha fazla böyle değişik olmasını istiyorum. Nasıl yaparım onu? Bu seçiliyken yazıma gelirim. Burada ana hat oluştur diye bir şey var. Ana hat oluştura tıkladığımda bunlar artık yazı olmaktan çıktılar. Bunlar artık bir nesneler. Hatta burada gördüğünüz gibi yine grup şeklinde geldi. Bunlar hepsi bir nesne oldu. L bir nesne, O bir nesne. Mesela L'ye gelelim. Çift tıklayarak girdim. Buradan yine benim doğrudan seçim aracım vardı. Ne yapıyordum? Yuvarlaklaştırmak için burada yuvarlaklar çıkıyordu. Bunlara böyle bastığımda L mesela yuvarlak oldu. Ama istiyorum ki sadece şurası yuvarlak olsun. O zaman ne yaparım? Şuna çift tıklarım. Çift tıkladıktan sonra oynattığımda sadece o taraf oynadı mesela. Kendiniz böyle işte yazıları düzenleyebilirsiniz. Ne bileyim işte böyle değişik şeyler yapabilirsiniz. Oynayarak hani üstünde öğrenebilirsiniz zaten. Böyle çekerim vesaire bir şeyler yapabilirsiniz. Daha farklı şeyler de ekleyip silebilirsiniz dediğim gibi. Ya da mesela beğenmedim. Bu daha kısa olsun istiyorum. Şuradan şöyle silgi aracımla silerim. Sonra bunu hizalamak için yine doğrudan seçim aracımla şöyle getiririm. Buradan da bunu şey yaparım. Hizalarım vesaire vesaire. Deneyerek yapabilirsiniz hepsini. Benim anlatacaklarım bu kadardı bugünlük. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi akşamlar dilerim arkadaşlar.